Ömer bak, hem başıma geçeni bir şey anlatacağım, hem sana da hem dermanına, derdine derman olur. Şimdi kahvaltıdan çıktık. Bir iki saat geçiyor. 2 saat. Ateş bastı. Baya çok ciddi bir ateş. Lan ne oluyor dedim yani. Bu ahır yanıyor mu? Ahır yanıyor galiba. Tansiyon mudur, şey midir falan var ya böyle. Geliyor. Paylaşıyorum ki sana. Sen de istifade edeceksin. Ateş gibi yanıyor. Acayip. Allah Allah dedikçe ateş şiddetlendi. Vücudum yanmaya başladı. Allah Allah ne oluyor dedim ya, ne yapayım şimdi? Soğuk suya mı girsem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Tamam. Fazla böyle. Okutturmuyor kitap. Sonra hatırıma geldi ki kahvaltıda pekmez yemişiz. Tamam. He dedim. Ateş gitti. Şimdi ne çıkartacağım buradan bak. Çok şey çıkardı. Şimdiye kadar ateş vardı çok ciddi. Sonra o ateş farklı dimağımın içine bomba yattı. Ateşi attı. İşte burada varsayımlar yapıyor işte. Bir sürü geçmişteki olumsuz insanları getiriyor. Şöyle şöyle oldu. Şöyle patladı beyni. Böyle oldu. Şöyle bir sürü şeyler söylüyor. Örnek için. Peki ha pekmez yemiştik canım. Pekmez ateş yapar. Normal bu. Normal süreçte olduğunu bilince o nereye gitti? İşte yübedülullah ise yatım hasenat. Şer hayra inkılap etti. O enerji olumsuzlukları, geçmişin olumsuzluklarını de aktif eden şeytandı. Bu enerjiydi. Şeytandan değildi, bu şeytandı. Ha? Şimdi onu doğru kanalize edince, doğru yorumlayınca o var yok olmaz. O enerji hayra inkılap etti. Hani ateş gibiydi. Şimdi niye normal? Niye o sıcaklık gitti? Demek ki suniydi o. Bütün düşüncelerde, sıkıntılarda böyle sunidir. Hikmetini, gayesini bilirsen ki sıkıntıların, dertlerin gayesi Allah'ça, Allahu Alem bir. Kuyudan çıkmaya merdivendir. Uzağı görmeye yarayan dürbündür. Yükseğe çıkmak için merdivendir. Başka? Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabeye, kuvve-i akliyenin, üç kuvvenin bir araya gelip çarpışmasından ortaya çıkan enerjidir. İnsan haf ve reca, korku ve ümit arasında çarpışarak vücutta enerji imal ediliyor. Şimdi benim başıma bu gelmemiş olsaydı, o enerji, olumsuz enerji hayra inkılap eder miydi? Etmezdi. Bak, bilir vesvese risalesinde diyor ki, cehil onu davet eder, ilim onu tart eder. Tanırsan gider, tanımasan gelir. Mesela o enerji attı ateşten. Ateş attık böyle pekmez yemişiz tamam böyle. Ateş altı. Normal süreç öyle olması lazım. Ateş olmaması zaten ateş olmamalı. Peki attı oraya. Beyni attı. Neyi mi aktif etti? Korkunç bir enerji. Geçmişteki hafızamı, gelecekteki vehimlerimi, geçmişteki şeylerimi, elemleri, gelecekteki korkuları, farz varsayımları, zanları, vehimleri, şüphe ve tereddütleri aktif et. Bildiğin zaman tak tak ne kadar hoş. Peki ne oldu şimdi? Nereye gitti Allah'ını seversen ya? Hayra inkılap etti. Hayra inkılap etti. Çakmak oluyor ya çakmak böyle saydam çakmaklar. Bakarsın sıvı. Çakmak. Orada gaz dolu ama sıvı. Bak bakayım düğmesine bas nasıl gaz oluyor. Hani suydu. O su gibi gözüküyor. Aslında gazdır. Hava ile temas edince aslına döner. İşte her şey aslına rücu eder. Doğruyu bildiğin zaman şer bile hak oluyor, nimet oluyor, basamak oluyor. Seyret. Kabir de böyle bak. Kabir, teris nerede? Cehennem çukurundan bir çukur nerede? Toprağın or çamurların oraya katılacağım nerede? Pasaport dairesi için o kulübeden geçmek nerede? Var ya yurt dışına giderken seni kulübeden geçiriyorlar. Pasaport. Niye orada kulübeden geçmeyi tahammül ediyorsun? Biraz sonra çıkacağım zaten. Ha, oraya uğrayıp geçiyorsun tak diye pasaport dairesi gibi. Nasıl ki o pekmez ateş yapması normal değil mi yapması? Ha. Şimdi yaprak dökümünde sonbaharda bir de yaprağın açımında ilkbaharda insanoğlu sıkılır.
İnsanın bedeni bütün kainatta alakadar. Yıldızların hareketleriyle bile insan sıkılır veya güzel olur. Buna kabz ve bazı faaliyetleri de var. Peki, yaprak dökümünde insanın sıkılmaması anormaldir. Ne zamana kadar sıkılacak insan? Yaprak dökümüne başlayıp ayağıyla yaprağa bastığı zamana kadar. Yani yapraklar dökülene kadar. Peki o zaman yapılması lazım. Evrat ve eskerler biraz daha sıklaştırılacak. Bu tür mevzuları biraz da fazla okuyacaksın. Bu kadar. Bunlar pekmezin nasıl ki harareti yapması gayet normal. Yaprağın dökümünde de insanda da sıkıntı olur. Onun için cinli hastalar, psikoloji rahatsızlıklar veya geçmişte bazı travmalar geçiren insanlar bu iki zamanda sıkılması normal. Sıkılmaması mümkün değil. Sıkılmamak sıkılmak olur. Nasıl sıkılmıyorsun? Mümkün değil ki. Yaprağın da yaprak açımından ne zamana kadar? Yaprak açtı, altından geçerken ağacın üstünde yaprak olana kadar ufak dahi olsa sıkıntı biter. Yaprak dökümünde de ki şimdi Eylül'ün bugün herhalde 23'ü mü 25'i mi yaprak dökülüyor. Ne zaman yaprağa ayak bastığınız zamana kadar sıkıntı gayet normaldir. Bir de kabz ve baz faaliyetleri var. Kastamonu 8. sayfada söylüyor. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmıyor. Celal tecellisinin en azami derecede tecelli ettiği yer cehennemdir. Onu bize unutturmamak için kabz oluyor. Bizi sıkıyor. Sıkılınca Allah diyor ki bak 70 bin perdeden geçmiş olan Celal isminin 70 bin perdeden geçmiş. Bu hali seni bak dayanamıyorsun. Bunun azami derecede tecelli ettiği yer cehennemdir. Ona göre ha. Cemal da böyle. Bazı işte o da bast oluyor. Böyle surur, neşe, saadet, mutluluk böyle. İmanın keyfi. Bu da 70 bin perdeden geçmiş cemalin bu dünyadaki cilve, cemal, nakış ve sanatı. Ahiretteki azami derecede tecelli ettiği yer de cennet. İşte onu da düşün diyor. Yani bunlar bize hep eğitiliyor. Yani nasıl ki alemi gaybdayken alemi şehadete göre donanımlar takıldığı gibi insan alemi şehadette de dünyada da alemi ahirete göre hissiyatlar, duygular, latifeler, fikirler, meyiller vesaireler inşa ediliyor, ihya ediliyor. Oraya göre yapılıyor. İşte bunları doğru yorumlamak. Nasıl netice alınıyor, nasıl nimet oluyor şuna benziyor. Mısır tanesi veya buğday tanesi yenmiyor. Yense de sahası mahduttur, muayyendir, bellidir. Ama iki hadisenin arkasına kalırsa, ortasına kalırsa iki taş, değirmen, bir sabit bir de dönen. O zaman un oluyor, kırma oluyor, çorba oluyor, toz haline geliyor, mama oluyor. Bir sürü değil mi? Un oluyor, ekmek oluyor yani. Bu kadar şeylere vesile oluyor un. İşte değirmen nereye benzer? Dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 tane taş. Şimdi 7 tane taş birbiri içinde hareket ediyor. Sen bunların içerisinde bilgileri, malumatları, zanları, ilimleri, bir sürü malzemeleri koymasan taş taşı yer, işte kafadan ses onun için geliyor. Ne yapacağız? Okuyacağız. Risale okuyacaksın. Risale'yi okuduğumuz zaman o iki taş arasında değirmende nasıl ki tane una dönüşüyor ama zahirde ona kadar yenmiyor işte un, şey Mısır. Una dönüştüğü gibi insanın kafasında da bilgileri doğru kanalize edilirse şer bile hayra inkılap ediyor ki şerin kaynağı şeytan. Ama yaratılmasında iki tane güzel hikmet var elhamdülillah. Bir, makasid-i hayri külliye vesile oluyor. İki, kemalat insaniye vesile oluyor. Şeytan olmasa insan kemal bulamaz. Bak kemalat insaniye vesile oluyor. Bak kemalat insanı. Bir de külli hayırlara vesile oluyor şeytan. Makasid-i hayri külliye. Bak külli hayırların aktif olması için toprağın altındaki çekirdek nasıl patlıyor hiç biliyor musun? Çok ilginçtir. Toprağa çekirdeği atıyoruz. Tam onu kim patlatıyor çekirdeği de? Kanuniyetini kim çıkartıyor biliyor musun? Hiç alakasız olan yer. Gökteki şimşek var ya, o şimşek en küçüğü 300 bin volt ceyranı toprağa salgılayarak toprağa enerji veriyor. Toprak o çekirdeği patlatıyor. Lan ne alakası var toprağın altındaki? Evet, semadaki şimşek
şak çaktığı zaman bir bulutu dörlüyor. Artı eksi bulutları, evlatları olan yağmur indiriyor. Yani kadın erkek gibi. Evlatları da su iniyor. Aynı zamanda müthiş bir gösteri yapıyor gece mesela şimşek değil mi? Havai fişek gibi. En önemlilerinden bir tanesi de sudan hariç topraktaki çekirdeğe emri kün fe kün emrini telkin ederek uyan. Halikul habbi ve neva. Allah'ın izniyle kalk ayağa, ağaç olun. Kapısına tak tak vuran tokmak gibidir. Yok şimşek değil. Peki başka bir manası Bakara suresinde söylüyor. Münafıklar o şimşekten korkar. Gürültüsünden korkar. Ötleri patlar böyle. Ey limanda tefekkür eder. Resulallah. İki tane bulut. Yani su ya su. Bildiğiniz su ya. Su da değil. Daha buhar hali. Korkunç nasıl bir enerji çıkıyor sudan. Zıt zıtından nasıl çıkartıyor. Tefekkür ediyor. Bakara suresinde ve münafık bahsinde o gök gürelemesinden münafıklar duymamak için iki eliyle diyor kulaklarını tıkarlar diyor. Bak ne kadar gayeleri var. İşte sıkıntılarımız da böyledir. Bakarsın o bazı sıkıntıların senin ta toprağın altındaki çekirdek misali istidat ve kabiliyetlerine uyan emrini vermek anlamına geliyor. Nasıl ki anne karnındaki çocuğun organları anne karnı için değildir. Kol, bacak, göz, kulak orada işe yarıyor mu? Yok. Niçin konulmuş? Nereye gidecekse oraya. Orası için yapılıyor. Önceden yapılıyor. İnsandaki haletlerin, değişiklikleri, hissiyatların, fikriyatların da sebebi darul ahiret içindir. Orada ezeli ve ebedi kullanılacak. Orada. Mesela burada cömertlik yapan, ihsan ikram eden, efendim sadaka, zekat vesaire. Orada da çok kendisi mazhar olacak. Bak nasıl şeyi, kendi cinsinden şeyi aktif ettim. Cömert, ikram, tamam mı? Yapan orada böyle muamele görecek. Sahip çıkan sahip çıkılacak. Tamam? Egoist yaşayan cennette de egoist olacak. Olsa bile cennette. Tamam? Egoist olacak. Sosyal olan, kucaklayan, insanların derdine koşan, Allah da derdine koşacak. Öyle diyor ya, merhamet edin ki yerdekilere siz merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Merhamet edin ki ben de size merhamet edeyim. Verin ki ben de size vereyim. Var ya böyle. Allah'ın adet ilahisi. Bak nasıl çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum. Dünyada biz mazar olduğumuz fikir, vehim, vesvese, halet, his vesairelerin dönüşümü, değişimi birbirlerine aktifli burası için değil. Burası için olsa haşa zulüm olur. Yani mesela tılsım artı 10 santigrat derece ile eksi 10 santigrat derece odada olsa sıfır olur. Bu tılsım. Tılsım birbirine dönüştürür. Artı eksiği dönüştürerek üçüncü bir şey olur. Sıfır. Sır öyle değil. Zıtları barındırır, birbirine geçiş yoktur. Mesela aynı odada artı 10 derece, eksi 10 derece sıcaklık var. Hepsi aynı ortamda bulunuyor. Mesela odunda sır var. Ne var? Duman da var, nur da var odunun içinde. Bu sırdır. İnsan böyle hem tılsım sahibi hem sır sahibi. Bunu yapan kim? Akıl. Akıl hem sıra sahip hem tılsıma sahip. Tılsımı anladın değil mi? Tılsım dönüştürüyor. Teke indiriyor, değiştiriyor. Onun için insanoğluna diyor ki ey insan sen bazen tılsım yap. Yani davranışlarını ve evdekileri vesaire onu değiştir. Bazen de sır sahibi ol. Zıtlar olsun birbirini değiştirme. Mesela eşini değiştirme. Güzel olmasını istiyorsan güzel sıfatların çapını genişlendir. Hiçbir insanı değiştirmeye kalkma. İyi olmasını istiyorsan güzel sıfatların çapını genişlettir. Bu sır sahibidir. Değiştirmeye kalkarsan bu tılsımdır. Sırf tılsım olursan olmaz, sır sahibi olsan da olmaz. İkisi beraber olacak. O zaman sıkıldığın zaman şöyle de. Nasıl ki gök gürlemesi, bayağı gürültü yapıyor. Şimşek çakması bayağı aydınlatıyor. Ne bekliyorsun ondan sonra? Yağmur değil mi? Bir yağmur verecek. Vermese ne olur? Hava kararır böyle sıkar. İnsanın psikolojisi de sıkılır. Yani hava kararınca senin elinde değil. İnsan sıkılır. Hava açık olsa insanın elinde değil. Rahatlar. Şimdi şimşek çakınca, gök gürültümüz olunca rahmet beklediğimiz gibi insan da sıkıldığı zaman, gürlediği zaman, siyahlık olduğu zaman, kara bulutlar bastığı zaman bekle ki Allah sana bir şey verecek. İkram edecek, bir mana verecek. Nasıl? Bu sohbeti sana ulaşması
buna delildir. Belki de şu anda sıkılıyordu. Yani innema'l usri yusra, her sıkıntıdan, her inişten sonra bir çıkış, her çıkıştan sonra bir iniş böyle. Haf ve reca hayatın her safhasında var. Yani ümit ve korku her sahada var. Devamlı ümit, lakara lukara olmaz. Böyle bir hayat olmaz. Cennette bile olmamış. Cennette olsaydı Adem Aleyhisselam'a o vehim, o vesveseye kanal açılmazdı şeytan. Yani beka istedi vesaire ve yediler. O şeyleri açıldı. Veya açıldı da gördüler. Tamam mı? Demek ki Allah'ta bile zıt sıfatlar var. Celal ve cemal. E sende olmayacak mı? Allah'ta bile var ya. Allah gayza geliyor. Allah merhamete geliyor. Allah nefret ediyor. Allah çok seviyor. Allah'ta vefa var. Bizde de var. Görüyor musun? Onun için Allah'ta varlık var, bir de yokluk da var. Adem ve vücut. Bizde de var. Ya böyle bildiğin zaman ne kadar keyifli. Allah Allah sıkıldım. Demek ki varım. Abi yoruldum. Niçin yoruldun? İş yaptım. Demek ki işim var. Abi acıktım çok. Param yok işte. Ekmeğim yok, şeyim yok, şeyim yok. Demek ki sağsın. Sağlıklısın ki acıkmışsın. Abi arabam yok. Yoruldum. Demek ki ayağın var. Bak ayağını anlamazdın. Çoğu araba sürenler ayaklarının farkında değiller. Tamam. Abi evde kavga ediyorum hanımla. Demek evde birisi var. Ya boş değil ya. Ya böyle baktığın zaman ne kadar hoş oluyor ya. Çok acayip ya. Abi gözüm ağrıyor. Demek ki gözüm var. İyi ki var. Ya. Korkuyorum abi Allah'tan. İyi ki korkulacak bir kaynağım var. Çünkü korku yapılandırır insanı. Ümit ise olgunlaştırır. Korku yapılandırır. Yani evdeki tuğlaları korkuyla, onları sıva yapmak da ümitle. Ve içinde oturuyorsun. Ha? Çok acayip bir şey ya. Sırlar böyle. Sır ve tılsım. İnsan sır ve tılsım sahibi. İki zıtlara sahipsin. Kalkmaz o. O sır. Tek boyutlusun. Tek şey. O da tılsım. Bu kanun. Allah da celal ve cemal. Eylemsel itibariyle cennet ve cehennem. Ne kadar hoş ya Rabbi. Bak şu anda Kur'an okurken kaç? 218. sayfada. Televizyonlarda, internette, YouTube'larda da görürsünüz böyle sıkıntıya ait çareler üreten, Allah razı olsun gene değil mi? Gene değil, Allah razı olsun. Adamların sermayesi o. Tıp, bedensel çare arıyorlar. Doktorlar şöyle yap, televizyona şey yap diyor. Şunu yap, böyle yapma falan. Bunların pergeli şurada. Pergeli bedensel hayatta hormonlarla çözmeye çalışıyor. Pergelin ucunu hormonlara koymuş. Serotonin maddesi, dopamin maddesi işte vesaire. Bunları aktif et. Onlar kalıcı değil yani. Çünkü niye kalıcı değil? Beden kalıcı değil, sabit değil. Dolayısıyla insan bir havanın kendisi çok mutluydu. Hava bir kapandı, bulutlar sardı. Bak sıkılırsın. Ne için yani ilaç mı içeceksin senin hava kapandı diye? Kanser oluyor, akraban sen olmasa mı eşin, işin oluyor. Ne bileyim en azından korona salgını vesaire var. O zaman bunların tıptaki haplarla nereye kadar da o da lazım. Onsuz olmaz. Allah'ın adeti, adet ilahisi. Bazıları bunu da reddediyor. Bu da yanlış. Ayağın kırıldığı zaman nasıl ki baston alıyorsun, kalıba koyuyor. Evet, baston almak ayağını düzeltmez ama düzeltmeye yardım eder. İşte ayağı kırılanın baston kullanmasında şahsiyeti mi gider? Vay Müslümana bak baston kullanıyor. Aynı onun gibi bedensel hormonlar sıkıntısı olduğu zaman haplar da bastondur. Baston gibi onu kullan. O maddeyi de kullan bedensel. Ama benim bu anlattıklarım ruhsaldır. Zaten psikoloji ruhsaldır. Psiko ruh demektir. Loji ilim demektir. Ruh ilmi demektir. Ruh. Ruh ilmini ne yapsın? Bedenselle ruhu tamir etmeye çalışıyor. Doğru. Ama mesela ilaçla tamir edemeyeceğin şeyler de var. Ona muttal olursa nedir o? Ümitsiz bir hasta. Ümitsiz mesela. Hafe. Ne yapacağım iman mesela? Veya yeise muptela olmuş, vesveseye muptela olmuş. Ne verirsen ver. Yani ilaç veriyorsun, ilaç tesir gittikten sonra he ama diye tekrar başa dönüyor. Yani iman çare, iman.
iman. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Peki imanı inkişaf ettirmek için sözler, mektubat, lemalar, Asay-ı Musa eserleri. Peki bu şekilde düşünebilmek, doğru düşünebilmek için ne okumak lazım? Kastamonu layıkası, Emirdar layıkasını mutlaka okumak gerekiyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'yi mutlaka acilen okumak lazım. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmanın yolu Sikke-i Tasdik-i Gaybiye kitabını okumak. Allah razı olsun. Sağ olasın. Elma suyu getirdi de İbrahim misisti. Çok hoşmuş ya. Bak küçük şeylerde mutlu olmaya çalış. O küçük şey dediğin şey de olması için Allah lazım. Bak elma suyu ne kadar hoştu ya. Ama olması için Allah lazım. Biz maalesef elimizdeki nimetleri kadrini bilmediğimiz için sıkıntı çekiyoruz. Yani bu elma, elma suyun bak. Yani şükretmiyoruz mesela. Niye mutlu olamıyoruz? Yani şey, öyle bir kalem ya. Kalem aldım böyle. Allah Allah. Yani bu kalemle biraz ders çalışayım. Şimdi misali yazayım. Küçük şeylerle de mutlu olmaya çalış. Yani bugün şu anda yoğun bakımda tavanı seyretmiyorsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Bugün de La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en La İlahe İllallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resuluhu deme fırsatım ve şansım var. Çünkü kabirde değilim. Allah'a hamdolsun. Bazen de sıkılmanın bir sebebi senin yanına gelen olumsuz insanların sana sirayetidir. Sigara içmediğin halde sigara içenlerle oturup kalkarsan sigara kokusu sindiği gibi sirayet eder mi? Eder. İşaret-i Caz'da şöyle geçiyor Risale-i Nur'da. Cenab-ı Hakk'a melekler soru soruyorlar Kur'an'da ayet. Bil mana. Ya Rabbi kan dökecek, fitne çıkartacak insanları mı yaratacaksın? Biz ibadet olarak sana yetmiyor muyuz falan vesaire dediler. Bu Allah'a karşı bir şüpheli bir soru. Orada diyor ki Risale'de, ya meleklerde şere karşı böyle şey yoktu da bu Allah'a karşı istifam-ı sual, yani tenkidi sanki eksikliği işmam eden, ifade eden bu sual nasıl meleklerin zihnine geldi de sorabildi Allah'a. Yani niye insanları yaratıyorsun? Biz varız diyor melekler. Üstad Bediüzzaman diyor ki, kelime yapısını, gramer hepsini harfin şeklinden şey yapıyor, nundan. Diyor ki, nun harfinden. Diyor ki, şeytanların diyor isyanları, şeytanların o aletleri, fikriyatları meleklere sirayet etmiş olmalı ki bu soruyu sormuşlar. Demek ki şeytandan meleğe sirayet ediyorsa, senin gibi bir adama, benim gibi adama, şer insanların, şeytan gibi insanlarla muhatap oluyoruz dükkanda, şurada burada. Nasıl sirayet etmez? Bu da var. Bunu da nazar al. Seninle alakası yok ille sıkıldığın zaman. Bir de insan malum nefsi var da bir de bazen işte videolarda veya şey, filmlerde subliminal ve ulliminat yapılıyor. Ulliminat ile subliminal farkını söyleyeyim. Bu işim biraz ehliyim. Mesela adam şu anda ben fikir söylüyorum. Bu illiminatidir. Yani bu konuştuklarımı uygun. Her kelimesini durdur, her cümlesini bir şekil yap. Fikir donmuş, şekil olmuş. Bunu servis yaparsan ulliminati, felsefe. Felsefe şekle dönüşmüş film olarak. Mesela Matrix vardı ya, o ulliminatidir. Öyle. Subliminal ise sen fikir değil de daha çok şer, müstehcen vesaireleri şeklin arasına sokarlar. 25. kare. Saniyede insan 24. kareyi görür. 25. görme şuur altına tak diye girer. İşte dolayısıyla bazı sıkıntıların da bu cinstendir. Seyrettiğimiz, oturup kalktığımız insanlardan kaynaklanıyor. Ben sıkıntıların hatırıma geldikçe toparlıyorum yani. Nerelerden olduğu. İlle ben kötüyüm deme yani. Senin alakası yok bu işin. Sen yalnız otur keyfine bak. Kahveni iç yani. Seyret, kendini dışarıya taşı. Fihi mafi, içim dışımda, dişim içinde. Kendini seyretmek için içeriye böyle gözünü kapatıp içeriği hayal etme. Gözünü aç, gözün açık olsun. Karşıya duvara koy kendini, orada seyret kendini. Şeytan, yani şeytan da meleğe nasıl sirayet ediyor? Bir misalini söyleyeyim bizim yaşadığımız dünyadan. Melekler, şeytan meleğe nasıl sirayet edebiliyor koku?
Uzakta değil mi yapılar itibariyle? Bak şöyle. Mesela senle ben uzağız şu anda. Veya tanıdığın çok uzak devletler arası. Onu hayal edersen, gıybet edersen, iftira edersen sana sirayet ediyor onun haleti. Çünkü bir şey hatıra, hayale, fikre gelmezse onu gıybet edemezsin. Bak, fikre, hayale gelmezse o zaman o insanı hayal oluyor, şekilleniyor alemimizde bir de bazı şeyler onun hakkında fikirler yürütüyoruz. İşte gıybet ettiğimiz kişi veya onu methettiğimiz, sevdiğimiz ifade ettiğimiz kişi bizi sirayet ediyor. Onun için muhabbet ve adalet böyle sirayet ediyor. Yani şeytan meleğe nasıl sirayet ediyor? Böyle diyor. Yani bu cinsten. İlle yanında mekan itibariyle değil. Mesela ben şimdi seni bir şey desem, vay bu adam var ya, haset etsem. Bak haset de bir sirayettir. Vay bu adamı tanıyorlar, biliyorlar, seviyorlar, takdir ediyorlar, bilmem ne, bir sürü. Ben bilineyim, ben tanıyayım, bu nedir ya, bana engeldir falan böyle. Onu gıybet etsen sana sirayet eder. Nesi? Onun, benim olumsuzluklarım sana yükleniyor. Nasıl mesela, buna bir örnek vereyim. Gıybet öyle bir acayip bir şey ki. Mesela ben namaz kıldım. Sevabı aldım. Birisine gıybet ettim. Kıldığım namaz ona gitti. Bak benim kazandığım sevap gıybet ettiğime gitti. Sana gitti diyelim. Sen de gittin başkasına gıybet ettin. Manisa'da birisine sevap ona gitti. Bak benim kıldığım namaz Manisa'ya da çıktı şimdi. O da gitti bir Japonya'daki bir adamı gıybet etti. O sevap gitti Japonya veya kıyamet koptu. Ben namazımın sevabını beklerken baktım ki sevabı Japon'dan çıkmış. Tersi de bende öyle bir sevaplar olacak ki veya sende de. Allah Allah ben bunları yapmadım ya. Adamlar bizi gıybet etmiş, sevabı gelmiş. Kim? O Mısır'dan birisi Sudan'a, Sudan'dan İran'a, İran'dan Almanya'ya, Almanya'dan Filipinlere, Filipinler'den bilmem nereye. Onun sevabı gele gele kıyamet koptu, her şey durdu. Aa baktı benim elimde patladı sevabı, ben de patladı. Benim sevabım da başkasına patladı. Onun için sevap ve günah cihetiyle kimin elinde ne kalacağı bilinmiyor. Bu sirayet işte. Şeytanın da insana itiraz etmesi, şeytanın haleti rüyesi tak diye insana sirayet etmiş. Bir de bunlar burada denir mi denmez ama bir parçasını söyleyeyim. Derslerde, müzakerede nasıl birbirimizin ruhuna sirayet ediyoruz? Çok özel bir şey anlatacağım ama ben o kadar ilmi olduğu için anlatacağım. Anlatmayacağım, ifade edeceğim gelin. Mesela evli olanlar, ailevi münasebetlerde de sirayet vardır. Aynı zamanda ailevi münasebetlerde taşınma vardır. Ötelere taşınma olduğu gibi onun ruhuna taşınıyorsun. Kadın erkeğin ruhuna, erkek de kadının ruhuna taşınabiliyor. O halet sirayet edebiliyor mutlaka. Hatta o kadar ileri ki Bakara suresinde kadınlar ayet öyle diyor, ayakların yere vurmasınlar. Başka kokularıyla, başka sesleriyle taşınıyor. Kadının sesi nereye kadar giderse diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namahreme o kadar dili çekilecek diyor. O ses bana geldi değil mi başka yerden? Benimle onun arasına bir koridor açıldı. Telefon hattı gibi. Nasıl ki bir telefon numarası hat açıyor, oradan resim gönderiyor, mail gönderiyorum, ses gönderiyorum. Canlı da yayın yapabiliyorum. Yani bir numarayla hat mı açılır? Seste böyle kanal açılıyor. O bana, ben de ona sirayet ediyorum. Evlilikteki özel hayatta birbirlerinin ruhuna sirayet ediyoruz. Psikolojisi sıkıntılıysa sana da böyle kopyala yapıştır oluyor. Başka, harama baktığımız zaman karşıya 410 sözlerde geçiyor. Mesela Ok Meydanı Hastanesi'nde musalla şeyde morgda cesetler var. Erkek ve kadın var. Şimdi gece yarısı adam bir tanesi kalksa gitse de oradaki cesede baksa, haramı nazar etse ne kadar korkunç, değil mi? Aynısı işte. Mesela televizyonlarda veya gazetelerdeki resimlerde onun cenazesi, ölüsüne bakmak ve dirisine bakmak nedir biliyor musun? Kadın erkeğe kadın bakarken, nazar muhabbette bakarken birincisinde bir şey olmaz der, ikinci olmaz derken yapmama ama günah yazılmaz.
ikincisi neydi diye dikkati nazar edersen onun haleti rüyesi, o andaki psikoloji veya cinlerle alakalı, ervah habiselerle alakalı sıkıntılar varsa sen ona baktın mı? Onun haleti rüyesi kopyala yapıştır oluyor. Bu fiziki ifade. Dindeki adı haram. Dindeki adı haram, fizikteki karşılığı, haramın karşılığı kopyala yapıştır. Onun haleti rüyesi sana yapışıyor. Bu konuda da tevazu yapmayacağım yani. Bu konunun uzmanıyım yani. Deyim size. Tat diye esinetiku elvanikum, yani onun siması, sesi, kokusu, teri sirayet ediyor sana. Sana taşınıyor. Nasıl oluyor? Ya bir insanın, affedersiniz, idrarı, gaytası, yani doktor diyor ki sen bunları bana getir, seni tahlil edeyim, içindeki içini seyredeyim, hastalıklarını, büyük ve küçük abdesti veriyoruz. Nasıl içimizi dışarıya taşıyor bu şey? İnsanın da kokusu, rengi, sesi, sureti karşıya taşınıyor. Telefon numarası ile nasıl ki iki kişi arasında hat konuluyor, suretler taşınıyor, canlı yayın yapıyorsun, sesler taşınıyor, yazılar taşınıyor, taşınıyor da taşınıyor. Aynen onun gibi suretten surete kanal açılıyor. Yani telefon numarasından daha ileri değil mi? Karşıdaki haleti, ya diyorsun ki Allah Allah etkiledi ya şu surata bak ve subhanallah. Ya Allah Allah diyorsun. Yani nasıl ki muhabbet ve adavet olduğu gibi şehvette bir koridor açıyor. Haset de öyle, kin de öyle. Kin de öyle mesela. Haset ediyor Yusuf'a kardeşleri. Aslında kendi içsel yapısını çökertiyor. Haset ettiğin zaman kuyuya iniyorsun. Çünkü hasetin özelliği Yusuf'u kuyuya indirmektir. Adavet, nefret etmek böyleyse hapishaneye girmektir. Yani beynini bloke ediyorsun. O da sirayet. Mesela birisine kızıyorsun onu. Bu şun böyle falan. Sirayet etmese senin ruhun böyle sıkılır mı? Haset ediyorsun. Kuyuya iniyorsun. Çıkamıyorsun işte. Ya yani ahlak-ı seyyiye, kötü ahlak nasıl bu dünyayı cehenneme çeviriyor? Peki abi nasıl kurtulacağız bunlardan? Haset ve gıybet ettiğin kişilere de usta diyor ki bak bakayım ona haset ediyorsun. Nesine haset ediyorsun? Bak bakayım fani şeylerinden dolayı. Fani şeylerin haset edilir mi diyor. Esas mal, esas servet, esas şey bekadır. Mesela ben Peygamber Aleyhisselam'a musibette haset ediyorum, haset ediyorum. Keşke bende de olsa. Hasetin üç modu var. İfrat, tefrit, vasat. Hasetin ifratını söylüyorum. Her şeyin ifratı şeytandan, her şeyin vasatı Rahman'dan, her şeyin tefriti nefistendir. Yapayım. Hasetin ifratı onda olmasın, bende de olmasın. Hasetin vasatı onda olsun, iyi ki onda var, bende de olsun. İyi ki var ki ben o örnek alıyorum, bende de olacak inşallah o. Onda da olsun, bende de olsun. Tefriti ise onda olmasın, bende olsun. Bütün hepsini öyle şey yap yani. Mesela bunu Mektubat 34. sayfada söyler. Sirayetin en camisi, en küllüsü Allah'adır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sirayeti kanununu şöyle anlatıyor. Benim anladığım, Kur'an okumak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah ile sohbet etmek gibidir diyor. Sohbet etmektir. Bu sirayet var ya biraz önce anlattığım uzun. Bunun ehli batıl bir mezhep bu sirayeti hulul diye anlamış. Allah insana girdi. Ya güneş insana vurur ama içine, dişine, önünü, arkasına vurur ama bizzat o dahil olmaz. Orada tasarruf eder. Ehli batıl usta da der hululu, sirayeti hululu anladı. Mesela Allah ile nasıl sirayet ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allama el-Kur'an. Halakal insane allamahul beyan. Eş-şemsu vel-kameru bi-husban. Ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudan. والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض مدحها للأنام فيها فاكهة
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Nasıl ki telefon numarasıyla en uzağa en yakın oluyorsun, ona dahil oluyorsun, zihnine giriyorsun, ses bir şey anlatıyorsun, görüntüyle hissiyatını aktif ediyorsun, canlı yan yapıyorsun, görüntülü. Hissiyatını etkiliyorsun, sesle kafasına giriyorsun, ikna ediciyle tarafınla kalbine giriyorsun, muhabbetinle, sevgilinse seviyorsan. Bu nasıl bir sirayet, bir koridor değil mi? Yani telefon numarası, telefon numarası, iki numara, iki hat aktif oldu, koridor açıldı. İşte bu kelam ilahi, Er-Rahman, Allah'ta o isimler. Onun buradaki numarası bu. Ben bu koridoru aktif ediyorum, Cenab-ı Hak'la mülakki oluyoruz. Allah bende tayin ve teşahhus ediyor. Haşa, hulul etmiyor ya. Yani. Böyle kişilerle de öyle. Herkesle oturup kalkma, herkesle dost olma, her videoyu seyretme. Konferansta geçiyor Risale-i Nur sonunda. Nur talebelerini olur olmaz her şeyi seyrettiremezsin, dinlettiremezsin, okutturamazsın onu diyor. Çünkü kafasında bilir ki okuduğum, dinlediğim, baktığım her şey içime taşınıyor. Mesela filmi seyrettim, kapattığım zaman bilgisayarı, film bilgisayarda kapandığı gibi kafada kapanmıyor. İla yevmel kıyam, kıyamete sonsuza dek o aktif olacak. Şerse hayırlarla örtmeye çalışacağız, aktif olmasın diye. Şer, 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 şer. Nasıl ki ağaç yağmuru celbeder, şer de şeri celbeder. Böyle olumsuzlukları seyreden, olumsuzlukları düşünecek herhalde. Yani düşünün ki gıybet eden bir ortamdasın. 5-6 kişi gıybet ediyor. Kendini orada mutlu hisseder misin? Hep olumsuz düşünen, olumsuz, olumsuz. Sen de o ortamda olumlu düşünebilir misin? Yok. Olumsuz düşünen insanın önüne olumlu şey de gelse olumsuz diyecektir. Yani bir tanesi bana dediği gibi. Abi işte selam aleyküm selam. Abi imtihana giriyorum. Nereye gidiyorsun üniversite imtihanına? Bana dua eder misin dedim. Dedi. Devam ediyor. Gerçi diyor abi kazanamayacağım ama olsun dedi, kendim bir deneyeyim. Dedim kardeşim geri dön. Zaten kazanamayacaksın. Bak imtihana giriyor, zaten kazanamayacağım diyor. Herhalde kazanamayacaksın. O odun, ağaç, yağmuru celbetme kanun ilahi olduğu gibi olumsuzlama, olumsuz fikir ve hisler tabii ki seni reddedecektir. Mesela işe gidiyorsun, iş görüşmesi, ben almayacaklar zaten. Zaten onun yaymış olduğu his, fikir, mimiklerinden belli karşıyı memnun etmeyecektir. O müdür seni alacaktı ama yaymış oldu. Beni zaten almayacaksın. Alma, 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 alma diye pompa atıyorsun karşıya. Alır mı seni? Yani bizdeki sıkıntıların da kısmı azamı mekandan, yanlış mekanlardan, iki yanlış insanlardan, yanlış zamanlamalardan, yanlış konuşmalardan kaynaklanıyor. O zaman doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru yapınca. Mesela illi kendine fatura çıkarmaya diye bu kadar uzun anlattım. Bir de sana şey söyleyeyim, kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Vassafatin saffa fezaciratin zecra fettaliyatin zikra inne ilahekum levahid. Rabbu semavati vel ardi ve ma beynahuma ve rabbul meşarik. İnne zeyenne semâ ed-dünya bi zînetinin kevâkibu ve hifzan min kulli şeytanin mârid. Sadakallahul azim. Bu Yasin suresinden sonra olan Saffat suresi. O kadar tesirli ki böyle sıkıldığın zaman bunu Yasin'den sonra ilk sure. Bir de Tebareke zaten biliyorsun Tebareke. Bir de Cin suresi var. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا أجابا يهدي لرشد فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقولون سفهون على الله شططا إلى آخر. Bu da cin suresinde. Bu da çok şey. Bu rahatsız olduğun zaman Saffat suresi çok rahatlatıyor böyle. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerine olsun. Bunların sırrını şimdi keşke anlatsam ama bu surelerin kısımları var böyle. Çok şey. Bir de namazını vaktinde kıl. Akabindeki tesbihatı yap. Sakın ikindi namazındaki ammeyi innelil muttakine'den başlama. Aynen tamamı oku. Sır tamam olsun. Vaktinde namazını kıl. Ondan sonra doğru insanlarla doğru iş yaptığını kolay. Ama tesbihatını mutlaka yap. İştirak amali uhreveden hissen olmaz. O zaman tek başına kalırsın. O zaman sıkıntına baş edemezsin. Bir de en temel okuyacak şey Hizbul Kur'an var. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an'da bu mana ile alakalı yani aklımızdaki vehmi, kalbimizdeki vesveseyi, ruhumuzdaki latifeleri istikamete koyup sıkıntı, vehim ve vesveselerden şüphe ve tereddütlere çare olacak ayetler var. Bu ayetleri, Kur'an'daki ayetleri bir araya getirmiş, bir yere toplamış. Hiçbir namerte muhtaç olmayacaksın. Hizbul Kur'an denilen bir kitaptır bu. Hizbul Kur'an, hizmet hakkında var bu, basıyor. Hizbul Kur'an'ı alırsan her gün en az bir yaprak veya üç yaprak okursan Allah'ın izniyle çok harika şifa olur. Namerte muhtaç olmazsın. En sonda hulasayı yapayım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz diyor. İmanın dört hakikati var. Dört mertebesi var. Sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. İmanın sureti eylemdedir. İmanın kanuniyeti insandadır. İmanın hakikati Esma-i İlahiye'dedir. Şimdi iman her şeyi güzel gösteren nurani bir gözlüktür. Felsefe yani beşeri bakış yani tahkik iman yoksa yani terk ve tecerrütlerimiz yoksa ne demek o? Terkler günahlardan uzak olma nispetinde tecerrüt ise bidatlardan, hurafelerden, gıybetlerden, suizanlardan, hasetlerden, kin, nefretlerden gibi. Bu da tecerrüt. Uzak olursak okuduğumuz kitap alemimizde yer bulur, tesir eder, aktif olur, nur olur. Dolayısıyla her derdinizin dermanı olan, bak usta diyor ki her derdinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. İman nurdur. İman kuvvettir der. 23. sözü okumanızı tavsiye ederim. İman nurdur, geleceğimiz aydınlatır. İman kuvvettir, bizi hadiselerde, olaylarda dayanak noktası verir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet ne demek? Nokta istinat, Allah. Allah'a teslim, tevekkül, itimat ve kanaat verir. İman nurdur, hadiseleri ahirete göre yorumlattırır bize. Yani fani dünyanın, nasıl ki daha önce söyledim, anne karnındaki çocuğun organları, göz takılmış, anne karnında bir işe yaramıyor. Ayak takılmış, niye takılmış? Kulak takılmış, niye takılmış oraya? Bir işe yaramıyor. Gidecek olduğu dünya için. İşte insandaki dünyevi hadiselerinde, ahiretteki hayat, sonsuz hayatına göre yorumlanması, izah edilmesi imanın nuru kadardır. Dolayısıyla imanımız ne kadar inkişaf ederse, iman nurdu kuvvet, o kadar hadisatın tazikinden kurtuluruz. İman her şeyin başı, esası ve sonucudur. Kuvvettir, durdur. İmanımızı da günahlardan terk ederek, ibadetlere yaparak nurlandırılıyor. Demek ki terk ve tecerrüt. Rabbime emanet olun. İki cihanda Cenab-ı Hak aziz eylesin. Maddi ve manevi insi ve cinni şeytanların şerrinden
hıfz-ı emin eylesin, istikametten ayırmasın, doğru düşünmeyi, doğru yorumlamayı, doğru insanlarla doğru şey yapmayı, yanlışa ve batıla vesile olmamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hele hele bu tenkit hastalığı, libet hastalığı, enaniyet, gurur, ben merkezli hayatların hastalıkları var. Yani insanlar insanları çok çabuk ve ucuza terk ettiği bir dönemde Allah birbirimizden ayırmasın. Yapacağımız tenkit ve gıybet ve iftiralardan düşünmek lazım önceden. Bu topluma, kişiye ve bana, hizmete ne kazandıracak demeli ve öyle adım atmalı. Rabbime emanet olun. Eğer bana Allah razı olsun bundan istifade ettim diyorsan Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Tekrar selamun aleyküm.